Kılıçdaroğlu'nun elektrik tartışmasına gelmek istiyorum. Hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirledi. Önce evinde elektrikler kesildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ardından da bir eve gitti. Bu evde de elektrik kesik dedi. O ev daha sonra Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamayla elektriği kesik olmayan bir ev olduğu iddia edildi. O tweet'i bir verelim mi bakanın? Fatih Dönmez Enerji Bakanı diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün o evin elektriği varmış ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız diyor. Şimdi bu ev bakanın bahsettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi değil. Çünkü yanlış ama anlayanlar olduğunu görüyorum. Şunu da gittiği ev altını yani. Altını çizelim. Bakan da öyle bir tweet atmış ki Sayın Bakan. O tweet dün akşam televizyonlarda bakanın evi. Kılıçdaroğlu'nun evi mi? Yanlış anlaşmaya çok müsait. Evi mi değil mi? Katılıyorum abi. Kesinlikle. Daha net anlatamadı. Daha net anlatabilirdi net bir şekilde ama kastettiğinin ne olduğunu ikinci tweetinde de söylüyor. Karakter sayısı sınırlı. Devamını olmalı. Da mı veriyoruz? Bu da mı devamı mı? Yok aynı. Devamı şey. Yok aynı. Bir devamı şu. Ha, bir tane daha. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabına bakıyoruz. Erdoğan'ın enerji bakanı budur diyor. Çok sert bir tweet attı. Beceriksiz yalancı kelime cambazı. Ey bakan bu yazdığın yalansa hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar size. Beşli çete milleti soymaya devam etsin. Diye siz her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım diyor. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Şimdi enerji bakanı açıklama yapıyor. O evin elektrikleri enerjisi var diyor. Biz nasıl neye güveneceğiz bu konuda? Yani hakikaten böyle hani nasıl bir şey söyleyeyim? Bu Kemal Bey'in yol göstericileri kimdir? Niye bunu yapıyor? Bence bilerek de belki de bilerek yapıyor Kemal Bey. Yani Kemal Bey hani bir daha önce burada da Sayın Bakan da söylemişti. Bir küçük baş hayvan ticaret ihracatı yapılmıştı. Evet. 2,5 milyon. Uçaklarla bunu Katar'a gitti. Bunu niye söylediyse bunu da öyle söylüyor. Hiç umursamıyor. Bu kadar rahat eksik yalan de, yani artık yalan demekten utanıyorum. Şimdi bir CHP Genel Başkanı çok açık o evde elektrik, daha sonra şirket de açıklama yaptı. O evdeki elektrik o anda yanıyor. Fakat enteresan bir şey. O evde o akşam yanarken bile yanmıyormuş gibi bir fotoğraf çektirdiler. Dehşet verici ya. Yani bu tartışmaya açık değil mi? Şimdi Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklama resmi ya. Bir açıklama delillendirilen. Çünkü kayıtlar onlar tarafından tutuluyor. Özel şirketler bu işleri yürütse de Enerji Bakanlığı bu işi biliyor. Peki ana muhalefet lideri bakın yalancısınız bu kadar, diyor. Bu kadar iddialı nasıl söylersiniz ya? Bir kısım gazeteci onu savunanlar ne diyor? Tamam kardeşim öyle olabilir ama mesele bu değil ki elektriğin olmaması. 280 bin kişinin elektriği ödeyemez hale gelmez. Bak şimdi iki şeyi karıştırmamak lazım. Bir, bu konuda eğer elektrik problemi varsa tabii ki bir muhalefet genel başkanı bunu dile getirebilir. Ama nasıl oluyor bu genel başkan gidiyor... Elektriği olan bir evi elektriği yokmuş gibi fotoğraf veriyor ve bunu anlatıyor. Sonra da bu kadar iddialı bir laf söylüyor. Ya dehşet içinde kalıyor. Daha önce hatırlar mısınız Meral Akşener'de bir soğancıyı soğan döktürmüştü sokakta şeye yollara. Evet. Ama o soğancı değilmiş. Ya bu yani bu muhalefetin hatta çıkardığı kürsüye çıkardığı meclis kürsüsüne çıkardığı birkaç isim de yoksul çıkmadı. Şimdi bu nasıl bir muhalefet aklıdır? Hakikaten Türkiye'de sıkıntı var mı var? Hayat pahalılığı var mı var? Soğancı özür diledi sonra. He? O soğanları döken kişi özür diledi. Ben gaza geldim dedi. Beni yolda gördüler dedi. Gaza getirdiler. Hay 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 dediler dedi. Ve tarımda ilgisi yok. Çiftçilik falan ilgisi yok adam. Abi özür dilerim deyince bitiyor mu bu iş? Ayağına mı basıldı da özür dileniyor? Ya bir insanın bir yalanı ortaya çıksa gaffa. Bir yalanı çıksa ortaya. Zor insan utanır ya. Nasıl özür? Yani özürle bu işi kapatabilir miyiz? Samimi bir özürdü ama. Burada hatta A Haber yayınındaydı. Yani eniştesi bağlandı önce, sonra kendisi özür diledi. Kaç yaşında bir çocuktan bahsediyoruz? Çocuk değil, çocuk yetişkin değil bir adam. O yüzden diyorum ama yani bir çocuktan bahsetmiyorsun. Bak, 50 yaşında bir adam, 60 ama, yaşında adamın sözünün ama Melih, burada o adam... Bu, siyasetçi de sorumluluk, ben onu söylemek istiyorum. Bu adam vatandaş bu yalanı yapabilir. Vatandaş kandırılabilir, yani aldatılabilir vatandaş ama siyasetçinin onu kullanmaması lazım. Kullanmaması gerekiyor. Ama bu adam yalan söylüyor. Belki de psikolojik gerekiyor. Rahatsızlığı olan birisi yani. Mesela mitinglerde falan şöyle çıkıyor mesela tuhaf hareketler yapan insanlar çıkıyor ya da abuk sabuk laflar söyleyen insanlar. Mesela birini ben bir örnek vereceğim. Ne yaptığını söylemeyeceğim. Nahoş bir tabir vardı şeyde bir mitingde. Şimdi o kişi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin kayıtlı hastası. Yani Sayın Erdoğan'ın bir mitinginde bir şey söylüyor. Muhalefet aylarca onu çevirdi durdu. Yani kadının ben Bakırköy'ün hastalarından biri olduğuna ulaştım. Yani teyit ettim. Bakırköy'de hasta diyorsun. Ya oradaki tedavi gören hastalardan biri. Belli ki birisi işte gaz vermiş, bir şey söyletmiş. Onu kullanıyorlar. Yani. Ama bu siyasetçinin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor.
Burada tabii şöyle bir son dönemde çok yazdık, konuşuyoruz da yani Batı'da da gelişen hani post-truth siyaset diyoruz. Ya bu kadar değil ama. Bülent Bey burada yıllarca siyaset evet, yaptı. Sayın Bakan bu kadar değil diyoruz. Eskiden daha bir örnek vermek istiyordum da tekrar o metni getirebilir tabii misiniz? Tabii ki hemen. Hangisini? Bakanın mı, Kılıçdaroğlu'nun mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun tweetini. Bakana hitabı. Evet budur. Şimdi şöyle bakıyorum. Rahmetli İsmet Paşa'nın tüm beyanatlarının içinde şunun onda biri kadar düşük bir beyanat var mı acaba? Yok. Bülent Ecevit'in beyanatlarına bakalım. Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak şuradaki düşüklük, vasıfsızlık gibi bir beyanatı oldu mu acaba? Yok. Deniz Baykal'a bakıyorum. Var mı? Yok. Erdal İnönü'ye bakıyorum. Var mı? Yok. Atatürk'ün partisinin genel başkanıyım diyen birisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün dediklerine bakıyorum. O beyanatla karşı taraftan birisini eleştirmek için şu düşüklük var mı? Şu yetersizlik var mı? Şu Türkçe bozukluğu var mı? Şu kabadayı ağzı var mı? Yok. Yazık olanı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan bir beyanat. Ve hiçbir zaman bu beyanatı veren kişinin ondan sonra biz Atatürk'ün partisiyiz deme hakkı yoktur. Şu beyanat, tamam mı, Mustafa Kemal Atatürk'e ancak ızdırap verir. Ben bunu söylemek istiyorum. Peki yüreğimizi soğutacak şekilde bir netleşme yaşamayacağız mı Gaffar? Yani bu iddialar dile getiriliyor. Bakan onu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki yani yalancısın diyor. Bunlar gerçek olacak değil şey diyor. Değil. Peki bakın, bu belgeyi biz görmeyeceğiz mi? Yani buradan Sayın Bakan'a da Twitter'da Melih Bey varsa ki öyle olsun. Yani beyanat şöyle verir. Sayın Bakanım, herhalde siz bizim ne dediğimizi tam anlayamadınız. O beyanatınız onun için gerçekleri yansıtmıyor. Ondan sonra böyle gerçek dışı beyanatlar verme yerine doğruyu öğrenmek istiyorsanız niye bizle temas kurmuyorsunuz vesairesi. Ama bir şey diyemeyeceğim. Ümit Özdağ'a bir soru soruldu. Mültecilerle ilgili. Mültecilerin hani Süleyman Soylu'nun açıkladığı suç istatistikleri biliyorsunuz. Evet. Hani mültecilerin suça karışma oranı çok düşük, toplumun genelinden daha düşük. Emniyetin elinde istatistikler var, veriler var. Bakan da ona dayanarak bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ dedi ki inanmıyorum ona dedi. Şimdi siz inanmayabilirsiniz ama siz siyasetçisi, neye inandığınızı söylemeniz lazım. Yani siz hangi rakama inanıyorsunuz? Yani bakanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rakamlarını ciddi bulmuyorsunuz, inanmıyorsunuz. Siz neye inanıyorsunuz? Şimdi buradaki durum da şu. Kemal Bey diyor ki yalancısın diyor bakana. Şimdi bakanı enerji şirketi, Sabancı grubuna bağlı bir şirket bu arada, teyit ediyor. Diyor ki evet diyor, elektrik kesik değildi orada diyor. Bakan doğru söylüyor diyor. Şimdi belediye de teyit ediyor. Bakın Keçiören Belediyesi, enerji dağıtımını yapan şirket, yani o elektriği kesme, açma yetkisine sahip olan şirket ve aynı zamanda bakan. Üç makamda diyor ki burada öyle bir sorun yok diyor. Kemal Bey ise hayır siz yalan söylüyorsunuz diyor. Şimdi bu ifsat etmek başka bir şey değil ki. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Resmi kayıtları biliriz değil mi yani budur. Nasıl çıkacağız? Şimdi şöyle çok tuhaf bir şey başladı. Bakın şöyle bir akım başladı. TÜİK enflasyon açıklıyor, enflasyon oranı. Hayır efendim, enflasyon o değil. Neden? Çünkü Twitter'da ben 3 tane liste yaptım, gönderdim. Enflasyon artık o değil. İyi de orada bilimsel metotlarla çalışan bir mekanizma var. Burada ise buna bile ihtiyaç yok. O tarih, o saat itibariyle o evde elektrik var mı, yok mu? Elektrik olduğunu biliyoruz. O zaman neden Kemal Bey bunda bu kadar ısrar ediyor? Bu ifsat etmek bakın. Gerçekten yani başka bir şey değil. Normal bir siyasi maksat değil burada güdülen şey. Yalanın norm haline gelmesi isteniyor. Çünkü yalan bir arıza olmaktan çıkıp norm haline gelirse şu olur. Sesi yüksek çıkan haklı olur. Oysa demokrasinin prensibi nedir? Hak, hukuk, adalet yasayla belirlenir. Toplumsal hayatla, kamusal alanla belirlenir. Bunları bir yana atalım. Kimin sesi yüksek çıkarsa, kimin sosyal medyada trolleri daha çoksa, kimin medya aygıtları daha kuvvetliyse o haklı olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülke demokratik bir ülke olmaz. Yani Kemal Bey ülkeyi oraya zorluyor ve çok yanlış bir şey yapıyor. Yani kendisi de sonuçta bir siyasi partinin genel başkanıdır. Kendi bulunduğu pozisyonu da çok zora sokuyor. Yarın mesela kendine muhalefet edenler, kendi partisine muhalefet edenler aynı yöntemlere başvuruyor. Peki CHP'li seçmen bunu Mahmut abi nasıl görüyorsun? Şey diyor mudur yani, ne yaptınız? Post çıktı. Yoksa iyi yapıyor ne olursa olsun ya, devam mı deniliyor? Melih mutlaka diyorlar. Fakat öyle bir kutuplaşma siyaseti izleniyor ki, öyle bir yalan siyaseti izleniyor ki büyük çoğunluğu da sosyal medya ekseninde çoğunluğu da inanıyor. Çünkü öyle o bakış açısı giderek yani netleşiyor. Onlar içselleştiriyorlar bunu. Kavgada yumruk sayılmaz. Ne olursa olsun şey diyorlar. Yani, öyle mi? Ya orada görmezlikten geliyor. Ötekini görmezlikten ama geliyor. Ama başında da bir sıkıntı var burada. Şu başladı ama.
mesela CHP'nin kendi içindeki rekabet nedeniyle işte İmamoğlu, Mansur Yavaş, efendim Kaftancıoğlu bir sürü isimler var. Kemal Bey o rekabet nedeniyle artık içeride de bir çatlama başladı. Yani CHP'li seçmen de şunları görebilir hale geldi. Şurada bir sorun var. Az da olsa görüyorlar. Şunu soruyordur en azından Sayın Bakan. Yani 290 bin kişinin Türkiye'de elektriği kesilmiş. 4 milyon kişi dedi Kılıçdaroğlu. Evet, çok güzel. Bakan yani dedi ki 290 bin kişinin şey. Ya 290 bin kişiden gerçek birini bulamıyor musunuz? Yani bu elektriği kesilmiş, biz yani Türkiye'de elektriği kesilen insanlar var işte, bakan da söylemiş. Onların içinden birini bulamıyor musunuz? Yoksa şöyle bir durum mu var? Elektriği kesilen insanlar, ya kardeşim elektriğim kesilmiş, ödeyememişim, param İhtimaldir, yok. Çıkıp bunu ifşa etmem mi diyorlar? Bunun bu mudur? Bulamıyorlar mı bu birini? Bu ihtimal yani çok yüksek bir ihtimal. Melih Bey, durum daha da vahim. Bakın, şimdi kendisini iktidar adayı gören bir kişinin bu tespiti yaptıktan sonra bu sorunu nasıl gidereceği hususunda bir bilgi vermesi gerekir. Bakın, en azından biz iktidarı aldığımız takdirde bu elektrik kesintileri bir mevzuata tabi olunacaktır. Nasıl ki bir evin kirası bittikten sonra ertesi günü kiracı kapı dışarı edilemiyorsa elektrik kesilmesi, tamam mı? Şöyle şöyle bir ihbara, şuna buna, hatta ve hatta elektrik kesilmesi eğer o evde o ailenin yaşantısını hayati bir şekilde etkiliyorsa mahkeme kararı olmadan kesilemeyecektir mesela. Ortada bir şey yok. Yani bu basit bir kavgaya dönüştürülmek istiyor. Üzücü olanı o. Tamam, bakın 290 bin aile varsa bu önemlidir. Baktığınız zaman her ailede 3 kişi olsa 1 milyon kişiye ediyor. 1 milyon vatandaşımız, çoluk çocuk, yaşlı, ihtiyar şu anda karanlıkta kalıyorsa, tamam mı? Bu hepimizin bir sorunudur. Bunu dile getirmiş olsa, bu sorunu çözmek için biz şöyle uğraşıyoruz demiş olsa amenna. Ama bu doğrudan doğruya istismardır. Yani karanlıkta kalmış olan kişiler kullanılıyor. Ama o karanlıkta kalmış olan kişilere en ufak bir çözüm getirmiyor. Mesela demiyor ki ona, en azından kendi partisi için, ey partili arkadaşlarım, nasıl ki deniyorsa komşun açken sen tok yatamazsın, komşunun elektriği kesikse git faturasını ödeyecek bir yol bul. Ama hiçbir yok bunların. Kesik abone bulamamışlar, o yüzden hani açık yerlere gidiyorlar. Ama bakın, bir organizasyon benim sorunu ifade var etmeye çalıştığım bambaşka bir şey. Bakın şu o mesajı vermiş olsa en azından binlerce kişi harekete geçebilir. Bir kampanya pekala olabilir. Bilmiyordum. Ondan sonra hatta ve hatta bakın başka bir öneri vereyim. Yani biz Anavatan Partisi'nde hep çözümcü çalıştık. Sorunu nasıl çözeriz diyerekten. Muhtarın haberi olmadan elektrik kesilmez. Bir, denir ki ey muhtar biz şu evin elektriğini keseceğiz. Şundan dolayı bir ay süre veriyoruz. Bu elektriğin faturalarını mahallede ödemek isteyen varsa, tamam mı, bunu hazırlayın. Şimdi bunu söylerken hani o askıda kahve falan diyorlar ya, bakın askıda elektrik işte faturası. Zimen defteri diye daha önce de söylemiştim. Atalarımızın yaptığı bir uygulama vardır. Özellikle Ramazan ayında, tamam mı, mahallenin, o yerin varlıklı kişileri esnafı dolaşaraktan fakirlerin veresiye defterlerini, evet, sıfırlarlar. Ama onu ne fakir bilir ne bilmene, Allah rızası için yapılır. Ya bunu anlat, tarihini öğren, kültürünü öğren, örfünü, adetini öğren. De ki elektrikte zimen defterleri çıkaracağız de. Mahallenin, insanımız bizim vicdanlıdır. Yanındaki komşusunun ondan sonra elektriğin kesileceğini bilmez. En azından düşünmez. Çözüme dair bir şey söylemiş olurdu. Böylece diyorsunuz açıkta da kalmamış olur. Hiçbir şey yok ortada. Yeri gelmişken Keçiören Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklama var. Şöyle belirtiliyor açıklamada. Söz konusu aile pandemi döneminde iki kez pandemi nedeniyle yardım başvurusu yaptığı için, yani o listede tasnif edildiği için yardım yapmış devlet. Kılıçdaroğlu'nun gittiği. Evet. İki kez. Ayrıca bir kez de bu doğalgaz vesaire ile ilgili destek yardımı yapılmış. Yani bunu, o ailenin hakkıdır tabii ki. Yani ben bir şey için söylemiyorum. Kaymakamlığın açıklamasını söylüyorum. Akabinde de kaymakamlık şunu ekliyor. Diyor ki biz sınırlarımız dahilindeki ailelerden geçim sıkıntısı yaşayan, herhangi bir problemi olan bütün yurttaşlarımıza yardımda bulunuyoruz. Başvurabilirler diyor. Yani şu anda devletin bütün kaymakamlıkların bu şekilde çalışan mekanizmaları var. Binde altı bu arada. Yani yoksul vatandaşlara yardım eden mekanizmalar şu anda aktif. Peki kardeşim, onu Anavatan Partisi olarak getirdik. Sağ olsun o zamanki muhalefette küçümsemek için Fakfuk Fonu adını verdi, etti, şeydi. Daha sonra bu geliştirildi.
dünyaya örnek olması gereken hakikaten bir formül. Bir formül var. Amerika'da falan yok öyle bir şey. Ama 4 ay elektriği kesik kalan yer, ya kesidir elektriği 15 gün, 20 gün. 4 ay kalan yer zaten hatırlamıyoruz. Dolayısıyla ayrıca bu fotoğrafların ilk çekildiğinde de Kemal Bey'in bu fotoğrafını mesela karanlıkta çekilmiş, bakın, mumuşuyla çekilmiş bir... Bakın buradan mesajı vermiş olalım. Gayet basit. Şunu bir bitireyim Sayın Bakan, özür dilerim. Ya. Mumuşuyla çekilmiş bir fotoğraf olması mümkün değil. Bu fotoğrafın, bu da hazırlık yapıldığına dair bir ya iddia yani. Onu net söyleyelim. Öncesinde kendi evindeki elektrik kesesi öncesinde hazırlık yapmışlar zaten. Yani bu lüks bulmuşlar. Ya yani düşünsene şimdi bizim evimizde lüks var mı? Yok, nerede? Yok. Bahçeli şimdi... yollamıştı. Belki onlar duruyordur Kemal Bey'in evinde. Bu hazırlık yapmışlar. Elif Bey, acaba buradan önemli dinleyenler yapsak, için. Şöyle mi yapsak? Şöyle diyeyim. Enerji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gayet rahat şunu çıkarabilir. Bundan böyle elektrik kesilmesi şirketin bir hakkı değil, ondan sonra yetkisindedir. Ama önce gidilir, aileye bir yazılı olarak bir ay içinde elektriğiniz kesilecektir denir. Ondan sonra muhtara bu bildirilir, tamam mı? Ve muhtar da bu elektriği kesilecek olan ailenin hem kendisi hem de muhtarlık olarak işte kaymakamlıktan, çevreden, şundan bundan yardım edebilecek olanlar için devreye girer. Muhtarlara da artık ciddi miktarda ücret veriliyor bir de kendi gelirleri açısından. Bu insani bir olaydır. Bu şekilde bir yaklaşım. Bu da işte mesele çözümcüdür. Bu benim söylediğim, ondan sonra hani benim çözümüm. Ama Türkiye'de buna çözüm getirebilecek çok daha fazla insan var. Çok daha güzel, insani, birbirimizi destekleyecek çözümler bulunur. Daha ilerisini söyleyelim o zaman. Kemal Bey Sosyal Demokrat bir partinin genel başkanı. Enerji sorunu, halkın elektriklerinin kesilmesine dair bir sorunu söz konusu ise, bunu tespit ediyorsa, enerjinin devletleştirilmesini, kamulaştırılmasını talep etsin. Hemen getirdi Sovyet modelini mamda. Reklama gideceğiz 5 dakika. Cesursa bunu yapsın. Ciddi söylüyorum. Karşısına dağıtım şirket. Ona eleştirsin. Bakın ben eleştirebilirim. Doğru ben, söylüyorsun. Ya, özel şirketler dağıtıma geçtikten sonra ortaya çıkan randımansızlığı ben iddia ediyorum. Yazılarımda da işledim. Rakam rakam yazarım alt alta. Kemal Bey beni bir defa telefonla aramadı. Gider kendisi sunum yaparım. Hazırım. Yani muhalefet değil. Dolayısıyla böyle net bir alternatif koysun. Ben sunum yapmaya ortaya hazırım. İkna olmasa da söylemez. Der ki konuştum Gaffar Ekinçay'la ve ikna olmadım der. Ama cesaret böyle, siyasi cesaret hayır, budur. Işte siyasi cesaret şu değildir. Evinizde efendim elektrikleri söndürün, kapatın. Şeyde stüdyoda özel çekim yaptırın. Ha, orada tabii ama şöyle bir siyaset yöntemi vaktimiz var. Abi reklama gideceğiz istersen. Alayım bir cümleni. Şöyle bir yöntem istiyor başına. Ben hep onu tahrip siyaseti diyorum. Yani tahrip ediyor bir şeyleri. Kurumlara gidiyor. Yani olmayan rakamlar söylüyor. Mesela tarımla ilgili sıkıntılar, eksikler var mı? Var. Ama öyle bir şey söylüyor ki Türkiye'de tarım bitmiş. O tarım Türkiye rekor kırdırdı. İki ayda 2,5 milyon koyunu uçakla Katar'a taşıdı ya. Bu başka bir siyasettir. Yani aylarca da şeyi tartışmadık. Erken seçim, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunlar hep gündem olmak için ama demin senin söylediğin gibi hakikaten niye bu kadar yanlış adam seçiyorsun yani? Yanlış mekan seçiyorsun. Bir tane elektriği kesilmiş vatandaş yani, bulun. Biz de onun sorunun yani üzerine konuşalım. Bir de Savcı Sayan önermişti ben ödeyeyim diye. Kemal Bey aslında ödetebilir Savcı. Meral Hanım da önerdi aslında. Bu da gelen topa sağlam vurmakta ama. Şimdi reklama gideceğiz. Reklam dönüşü çok önemli konularımız var. Altılı Masa yine toplandı. Bülent Akarcalı diyor ki orası ANAP'ın merkezidir. Tabii. O masa Özal'ın masasıdır. Oraya önce orayı Cindoruk kirletti. Ondan sonra şimdi bu katılanlar kirletiyor masayı. Reklamdan sonra bunların tümünü konuşacağız.